Erkeğin dediği kadar da varım ha. Sodoms. Energy drink. Önce sen iç. Sodoms. Energy drink. Önce sen iç. Sodoms. Energy drink. Önce sen iç. Yani sen sabah karakoldaydın öyle mi? Evet. Hem de iki tane marita ile beraber. Epey çocuklar insan haber vermez mi ya? Bir haber verseniz anında damlarım oraya. Polislerle aram çok iyidir. Vay vay vay. Koray Erdem. Hem şık hem karizmatik. Selam beyler. İltifatları da yazılı alayım. Oo, ayrıca şahane de kokuyor. Oh, keyifler yerinde bakıyorum. Yalçın, çift pota maç, sen idare et. Selçuk, Alp, Ali Serhan bir takım, diğerleri bir takım. Hadi bakalım beyler, hadi hop hop! Abi bu koç da yalnız harbi bir gariplik var, garip garip davranıyor. Eski koç yok galiba artık ha. Koç, bir açıklama yapmayacak mısın bize? Ne oluyor ya? Sorun Edis. Dün gece seni telefonla aramış. Ama karakoldan aramış koç. Evet koç, madem bizi yarı yolda bırakacaktın, niye bu kadar hayatımıza girdin? Dün gece Edis geceyi karakolda geçirmiş. Telefonla seni aramış. Sen de telefonu suratına kapatmışsın. Anlaşıldı. Tamam. Evet beyler, hadi hadi hadi. Bırakın şimdi hadi. Antrenmana bakın hadi. Ne haber koç? Geldin mi? Geldim ama sen pek sevinmedin galiba. Ya kusura bakma biraz sıkıntılıyım. Ne oldu, neyin var? Dün çocuklardan biri telefon etti ya. Ben de onunla ilgilenememiştim. Sonra konuşuruz demiştim. Ne var bunda? Ama karakoldaymış. Ve karakoldan telefon etme sebebi onu oradan çıkarmam içinmiş. Ben de ilgilenemedim. İyi de Koray, sen bu çocukların sadece antrenörüsün. Anneleri değilsin ki. Her şeylerine sen koşamazsın. Belki de haklısın. Hadi neyse, Refik bizi stüdyoda bekliyor. Ona gidelim. Ben gelmiyorum Çağla. Anlamadım, neden? O dünya bana göre değil. Benim sorumluluklarım burada. Seninle de sonra görüşürüz. Belki başka bir televizyon programında mesela. Peki oldu Koray, tamam. Sen çocuklarına bak, onları büyüt, besle. Tamam, kendini hiç düşünme ama. Görüşürüz. Kızlar! Kızlar! Kim benim saçlarımı örmek ister? Özlem, saçlarımı örer misin aşkım, ne olur? Benim manikür yapmam lazım. Sen onu Ayça'ya sorsan. Ayça'ya. Ayça. Ayça! Ayça aşkım, saçlarımı örer misin lütfen? Ayça geldim ben şimdi, öyle ben ojelerim çürümedi. Nil orada. Nilişko! Nilişko! Nilişko, saçlarımı örer misin ruhum, ne ol? Canımcığım, benim tentirtiyot, tentirtiyot bulmam lazım sana. Güneşko'ya sorarız. Güneşko'ya. Güneşko! Güneşko! Güneşko, ne olur saçlarımı örer misin? Örme mi? Sen bunu örme mi diyorsun? Sen örme görmemişsin. Yani sen bunu en iyisi bence şelaleye sormalısın. Şelale! Şelale, saçlarımı örer misin? Ne ol? Canım, ben kendi saçlarımı örüyorum. Başkasına ördüm canım. Şşt! Yakışıklı. Kollara bak. Saçlarımı örer misin yakışıklı? Öremem. Aramızda. Sen şunu en iyisi şu minik kıza sorarsan. Peki benim saçlarımı kim örecek o zaman? Dur dur. İnci'ye sor canımcığım. İnci'ye. İnci! İnci! Saçlarımı örer misin? Ne olur, ne olur, ne olur. Karıştırmayın İnci'yi minciyi. Nereden çıkarttın lan şimdi İnci'yi? Ah be kaptan, biz de onu merak ediyoruz işte. Nereden çıkarttın şimdi İnci'yi falan? Ben de yerden çıkartmadım oğlum, sen çıkarttın. Ne bakıyorsunuz lan? Şimdi aşk zamanıdır. Aşk ömrün baharıdır. Bırak sarhoş olalım.
meyler aşk şarabıdır. Allah! Sun bahar olunca, aşk gönüle bulunca, sevenler kavuşunca, yaşamak. En son ne demiştik? Hayatı aşkla büyütmenin cesareti. Dün gece bunları yazarken duyduğum heyecan büyüdü, büyüdü ve kocaman bir coşkuya dönüştü. Sonra o coşku yuvarlandıkça büyüyen bir yumak gibi içimi sardı. Aşk. Dokunup geçtiği her şeyi güzelleştiren uçucu duygu. Şimdi İstanbul'un acımasız kışı bedenimizi üşütürken, İstanbul'da büyüyen bir aşk içimi ısıtıyor. Sonra o duygu herkese bulaşıyor ve bütün okul aynı şarkıyı söylüyoruz birazdan. Aşkın hafif kanatlarıyla açtım tüm duvarları, durduramaz sevgiyi çünkü taştan sınırlar. Hem aşkın isteyip de başaramadığı ne var? Aşkın hafif kanatlarıyla açtım tüm duvarları. Şimdi aşk zamanıdır, aşk. Lise defteri, defteri. Gençtiler, hırslıydılar, arzuluydular. İstediler, denediler, hiç vazgeçmediler.